TV'den merhabalar. Günaydın Galatasaray ailesinde sizlerle birlikteyiz. Bugün haberlerimize başlamadan önce acı bir haberi sizlere hatırlatalım. Dün akşam yaşanan Adana'nın Aladağ ilçesinde yaşanan bir kız öğrenci yurdunda gerçekleşen yangında 11 öğrencimiz ve bir eğitmen hayatını kaybetti. Şimdi Galatasaray Spor Kulübü'nün bu acı olayla ilgili basın açıklamasını izliyoruz. Adana'nın Aladağ ilçesinde civardaki köylerde oturan ailelerin ortaokul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta çıkan yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu büyük acıyı yaşayan ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Galatasaray Spor Kulübü. Evet biz de bu acılı ailelerin e Ailelere baş diliyoruz, sabır diliyoruz. Gerçekten inanılması güç bir olay. Ee, umarız e, bu yaşanan acı ve hazin olayda sorumlular kimse cezalandırılır ama e, her ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın o yiten canlar geri gelmeyecek. Ve maalesef 11 kişi, 10, 12 kişi e, yani acı bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Evet, haberlere geçelim artık. Çok e, bir tadımız da kalmadı ama e, bugün sizlere haberleri aktarmaya çalışalım. Evet, bu akşam saat 18.30'da Elazığ Spor'la Türk Telekom Arena'da karşılaşacağız. Zira Türkiye Kupası gruplardaki ilk mücadelemizde. E, Türkiye Kupası'nda diğer maçlar nelermiş? Hangi maçlar hangi saatlerde oynanacak? Ona bir göz atalım. Sabah gazetesiyle başlayalım haberlerimize. Evet. Evet. Bugün saat 12'de Tuzla'yla 24 Erzincan karşılaşacak. Bizim grubumuzdaki diğer maç oluyor bu. Ee, saat 14'te Menemen Belediye, Ahmet Spor. Saat 14'de yine Şanlıurfa Kırklareli. 16.30'da Akisar Belediye Spor, Bursa Spor mücadelesi var. Ve e, yine 18.30'da Galatasaray, Lazı. 20.30'da Fenerbahçe Gençler Birliği mücadelesi başlayacak. Galatasaray maçının hemen ardından. Ve yarınki maçlardaysa saat 12'de Sancaktepe Belediye ile Kasımpaşa karşılaşacak. 14'te Kızılca Bölük Atiker Konya mücadelesi oynanacak. Yine yarın saat 16'da Çaykur Rize İnegöl Spor mücadelesi var. 18.30'da Osmanlı Gaziantep ve yine yarın 20.30'da kupadaki gruplardaki ilk maçlar Trabzonspor Gümüşhane mücadelesiyle sona erecek. Evet gazetelerimize devam edeceğiz. Türkiye Kupası'ndaki gelişmeler gazetelerdeki başlıklarda bu şekildeydi. Dün Florya'da bir konuğumuz vardı. Eski bir Galatasaraylı. Galatasaray'ın eski emektar futbolcularından Albert Riera İstanbul'daydı. İstanbul'u ziyarete geldi ve Florya'da eski takım arkadaşlarını, eski hocalarını bir ziyarette bulundu. Ve biz de Galatasaray TV ekibinden Deniz Gülen ve Erkan Gökçe ile birlikte Albert Riera ile çok özel bir röportaj yaptık. Şimdi bu röportajı izleyelim. Ardından gazetelere bu röportaj ve Albert Riera'nın ziyareti nasıl yansımış onu hep birlikte inceleyeceğiz. 2011 ile 2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Albert Riera İstanbul'a gelerek eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Elazığ Spor'la oynanacak zira Türkiye Kupası maçını da tribünden takip edecek olan Riera televizyonumuza özel açıklamalarda bulundu. Tekrar Florya'da olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu belirten Riera, ''Burada güzel anılar biriktirdim. İstanbul'a geldiğim ilk andan itibaren bunlar aklıma geldi. Florya'daki bu fotoğrafları, sevinçleri görmek, o anları yaşamak beni mutlu etti.'' dedi. Galatasaray'ın kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirten Riera, ''Hayatımın sonuna kadar beni etkileyen renkler sarı ve kırmızı olmaya devam edecek.'' Halen Galatasaray taraftarıyım. Halen Galatasaray'ı destekliyorum. Başka takımlarda oynayabilirim ama bu gerçek hiç değişmeyecek. Liverpool gibi önemli bir takımda da oynadım ama bana gösterilen saygı, sevgi, ilgi, alaka, başarılı olma, kupalar kazanma konusunda ilk sıraya koyacağım takım Galatasaray'dır. Taraftarı, kulübün büyüklüğünü ve başarıları hiçbir zaman unutmayacağım ifadelerini kullandı. İspanyol futbolcu Kadıköy'de 2012 yılında kazanılan şampiyonlukla ilgili olarak da Unutamadığım bir anım sorulduğunda ilk sıraya Fenerbahçe'nin sahasında kazandığımız şampiyonluğu koyabilirim. O gün otelde kalmıştık. Köprüyü geçene kadar hep Galatasaray taraftarı bizi destekliyordu. Onların da kazanma hırsını gördük. Bizim taraftarımız orada yoktu. 90 dakika sonrası da gelen inanılmaz şampiyonluk. Bir daha tarihte görünmeyecek başarı bize kısmet oldu. Soyumu odasında sevindik. Kupayı sahada hak ettik ve sahada almak istediğimizi söyledik. Karanlıkta da olsa kupayı aldık. Harika dakikalardı. Stad çıkışımız Florya'ya gelişimiz film gibiydi. O bayram havasını hiçbir zaman unutmayacağım." şeklinde konuştu. Evet, Albert Rivera'nın açıklamalarını izledik. İlerleyen dakikalarda da, günün ilerleyen saatlerinde de bu bu röportajın detaylarını Galatasaray TV ekranlarından izleyebileceksiniz. Yere hatırlatalım. Evet Kadıköy'de kazandığımız şampiyonluk fin gibiydi başlığıyla Riera'nın röportajına yer vermiş Star gazetesi. Haberin detaylarını okuyalım. Bu sözler eski Galatasaraylı Riera'ya ait İspanyol futbolcu. O geceyi unutamam, karanlıkta da olsa kupayı aldık, harika dakikalardı dedi. Galatasaray'ın eski İspanyol futbolcusu Albert Riera, 2011-2012'de Fenerbahçe'nin sahasında kazandıkları şampiyonluğu unutamadığını söyledi. İstanbul'a gelen ve Florya'da eski takımını ziyaret eden Riera, Galatasaray TV'ye şu açıklamaları yaptı. Unutamadığım bir yanım sorulduğunda, ilk sıraya Fenerbahçe'nin sahasında kazandığımız şampiyonluğu koyabilirim. Oraya gidişimiz ve 90 dakika sonrasında gelen inanılmaz şampiyonluk. Bir daha tarihte görülmeyecek başarı bize kısmet oldu. Kupayı sahada hak ettik ve sahada almak istediğimizi söyledik. Karanlıkta da olsa aldık, harika dakikalardı. Sat çıkışımız, Florya'ya gidişimiz... Fin gibiydi. O bayram havasını asla unutamayacağım. Farklı bir gruptuk. Hepimiz birbirimizden çok şey öğrendik diye devam etmiş. Riyer haberinde Star gazetesi. Evet yine Galatasaray'la devam ediyoruz. Milliyet gazetesinde Storson'a özel personel başlığıyla Galatasaray'a yer verilmiş yine. Evet biliyorsunuz Storson takıma katıldığı günden beri talihsiz sakatlığından bir türlü kurtulamadı Son olarak sakatlığının geçmesine rağmen hala ağrıları nedeniyle yeşil sahalarda ve maçlarda kendisini izleyemedik. Ama Storsson kendi kondisyonerini İstanbul'a getirterek sakatlığına kendi imkanlarıyla bir çözüm bulmak istemiş. Milliyetten Storson'la ilgili bu haberi okuyalım. Sakatlığı iyileşmesine rağmen ağrıları nedeniyle takıma katılamayan Norveçli futbolcu fizyoterapistini ve İzlanda milli takımı kondisyonerini İstanbul'a getirtti diyor haber. Bir türlü sağlara dönemeyen ve son olarak geçtiğimiz hafta tedavi için Barcelona'ya giden Galatasaraylı Kolben Sitorson kendisi için özel olarak görev yapacak ekiple İstanbul'a döndü. Yıllardır tanıdığı Norveçli bir fizyoterapist ve İzlanda milli takımının kondisyoneriyle anlaşan Sarı Kırmızılılar tüm ekip Tüm ekibi Türkiye'ye getirtti. Fizyoterapist ve kondisyonerin takvimine göre hareket eden Galatasaray Kulübü, Sitorson için şimdiden 80 bin euroya yakın harcama yaptığı bildirildi. Ameliyatından sonra 20'ye yakın hekim tarafından kontrol edilen ve operasyonu başarılı bulunan Sitorson'un dizinin sık sık ağrı ile birlikte su topladığı için aylardır sahalara dönemediği belirtildi. Yoğun tedavi gören oyuncu hafta içinde testi geçer geç geçer ve dizinde yine dönem ödem oluşmazsa takım antrenmanlarına başlayacak diyor haberde Sitorson'la ilgili. Evet. Bu akşam kupa maçı var demiştik. Elazığ Spor'la maç yapacağız. Geçtiğimiz haftada e, Bursa Sporu 12. haftada galip galip etmiştik ve şey mağlup etmiştik ve haftayı galibiyetle kapatmıştık. E, i̇sterseniz bir 12. haftanın panoramasına göz atalım. Ardından haberlerimize devam edeceğiz. Galatasaray 3, Bursa Spor 1, Aytemiz Alanya Spor 3, Kayseri Spor 0, Kardemir Karabük Spor 2, Gaziantep Spor 0, Akisar Belediyespor 1, Kasımpaşa 0, Antalya Spor 1, Adana Spor 0, Beşiktaş 1, Medipol Başakşehir 1, Gençler Birliği 0, Trabzon Spor 0, Çaykur Rizespor 1, Fenerbahçe 5, Atiker Konyaspor 1, Osmanlı Spor 1. Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir 30 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Beşiktaş'ın puanı 28. 24 puana sahip Fenerbahçe 3. sırada yer alıyor. 4. Galatasaray'ın puanı 23. 21 puana sahip Bursa Spor ise 5. sırada yer alıyor. 17 puanlı iki takımdan Atiker Konya Spor 6. Kardemir Karabük Spor ise 7. sırada. 8. Osmanlı Spor'un puanı 16. 9. Gençler Birliği ve 10. Antalya Spor 15'er puana sahip. 14 puanı bulunan Aytemiz Alanya Spor 11. sırada yer alıyor. 13 puana sahip Akhisar Belediye Spor 12. sırada. 12 puanlı iki takımdan Kasımpaşa 13. Trabzonspor ise 14. sırada bulunuyor. 15. Gaziantep ise 11 puana sahip. 16. Çaykur Rizespor'un 10, 17. Kayserispor'un 9 ve 18. Adana Spor'un 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de 13. haftanın programı ise şu şekilde. 3 Aralık Cumartesi saat 14. Medipol Başakşehir Antalya Spor saat 19. Fenerbahçe Beşiktaş. 4 Aralık Pazar saat 13.30. Aytemiz Alanyaspor Spor Atiker Konya Spor saat 16. Osmanlı Spor Kardemir Karabük Spor, Gaziantep Spor Akisar Belediye Spor. Saat 19. Kasımpaşa Galatasaray, Adana Spor Gençler Birliği. 5 Aralık Pazartesi saat 20. Bursa Spor Çaykur Rizespor, Kayseri Spor Trabzonspor. Evet, Süper Lig'in panoramasını ve önümüzdeki haftanın maçlarını ekranlarınıza getirdik. Futbolla devam ediyoruz ama yine üzücü bir haberle devam edeceğiz maalesef. Çaykur Rizeli, Kamerunlu golcü Kuyoyke eşinden aldığı acı bir haberle sarsıldı dün. Amerika'da yaşayan eşi bir trafik kazasında hamileydi ve e, kendisi kurtuldu. Maalesef e, karnında taşıdığı ikiz bebekleri hayatı hayatını kaybetti. Kuyoyke ve Çaykur Rize Spor şu anda e, çok üzgün ve acı içinde. Kulüpte Kamerunlu oyuncuya her türlü desteği sağlıyor ve şimdi bu haberi okuyalım. Kamerunlu golcünün eşiyle ilgili bu acı haberin detaylarını stardan okuyacağız. Çaykur Rizeli oyuncunun 8 aylık hamile eşi. Amerika'daki trafik kazasında yaralandı. İkiz bebeklerse hayatını kaybetti. Vize sorunu nedeniyle Yoke Amerika'ya gidemedi. Kulüp eşini Türkiye'ye getirecek diyor haber. Çaykur Rizesporlu Leonard Kuveke'nin Amerika'da yaşayan 8 aylık hamile eşi trafik kazası geçirdi. Kuveke'nin ikiz bebekleri hamile olan eşi kazada yaralanırken bebeklerse yaşamını yitirdi. Kamerunlu futbolcunun eşinin hastaneye kaldırılarak tedavi altında altına alındığı bildirildi. Kaza haberini alan Kivoyke'nin Mehmet Cengiz tesislerinde sabah saatlerinde yapılan antrenmana gitmeyerek kulüp yöneticileriyle teknik heyeti bilgilendirdiği belirtildi. Haberin duyulması üzerine Şaykur Rizespor'un antrenmanı iptal etti. Öğrenilirken teknik direktör Hikmet Karaman'ın futbolcularla Kivoke'nin evine giderek baş sağlığı dilediği söylendi ve Kivoke'nin vize sorunu nedeniyle Amerika'ya gidemediği Çaykur Rizespor kulübü yöneticilerinin futbolcunun eşi ve yakınlarının Türkiye'ye getirilmesi için her türlü girişimde bulunduğu kaydediliyor haberde. Gerçekten çok üzücü bir haber. Yani ne denir bilemiyoruz. Kıbo Allah'tan sabır diliyoruz ve kendisine, ailesine, eşine başsağlığı dileyerek programımıza devam edelim. Evet basketbolla devam edeceğiz. Galatasaray, Odaya Bank biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu Barcelona Lassa yaptığı İpekçi Arena'da mağlup etmişti. Şimdi sıra yine bir İspanyol takımında Baskonya deplasmanına gidiyor Galatasaray, Odaya Bank. Basketbol mücadelesi öncesinde Basketbolcularımızın röportajları var Galatasaray TV'ye verdiği özel röportajlar. Şimdi bu röportajları izliyoruz. Baskonya EuroLeague'de son olarak CSKA Moskova'ya kaybetti. Biz de arka arkaya galibiyetler almaya başladık. Önemli bir maç olacak. Onlar hızlı oynamayı seven bir takım. Kazanmak için oraya gideceğiz. You know, right now we're playing well. Yükselen formumuzu Baskonya karşısında da sürdürmek istiyoruz. Baskonya güçlü bir takım. Çok zor bir maç olacağı kesin. Ancak biz de kazanmak için oraya gideceğiz. Benim de performansım bu dönemde iyi gidiyor. Takımca odaklanıp Cuma günü ilk Deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz. Baskonya maçı hazırlıklarımıza başladık. Onlar son maçlarını kaybettiler. Biz de Galibiyet serisi yakaladık. Cuma günü kazanmak için oynayacağız. Ligde oynadığımız maçın ardından tekrar Euro odaklandık. Baskonya önemli bir takım ancak kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yine Galatasaray Odea Bank'la devam ediyoruz. Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Göksel'in Köksal bir Twitter etkinliğinde taraftarların sorularını yanıtladı. Şimdi bu renkli görüntülerle devam edeceğiz köşede Göksel'in Köksal'ı buldu. 3 sayılık isabet Göksel'in Köksal. Galatasaray Ödeye Bank'ın başarılı oyuncularından Göksel'in Köksal Twitter üzerinden sarı kırmızılı taraftarın sorularını yanıtladı. Galatasaray'da oynamak nasıl bir duygu sorusuna Göksel'in küçüklüğünden beri hayalinin Galatasaray'da oynamak olduğunu söyledi. Galatasaray'da oynamak benim küçüklüğümden beri olan hayalim. Ben Galatasaray'la büyüdüm. Sonuçta Galatasaray'ın evladıyım. Altyapısı, Galatasaray altyapısından çıktım. Benim için bu bir aşk, bir tutku diyebilirim. yani profesyonel sporculuğun yanında profesyonel oyunculuğun yanında, oyunculuğumun yanında Galatasaray'da oynamak benim için de gerçekten hayatımın bir parçası. Takımda en hırslı ve istikrarlı oyunculardan birisisin. Bunu neye borçlusun sorusunu da başarılı basketbolcu şu şekilde cevapladı. En hırslı derken ben zaten hırsımla, azimle oynayan bir oyuncuyum. Bunun tabii ki de en büyük etkilerinden biri, Büyük Galatasaray taraftarımızdır. 15 bin kişinin önünde oynamak çok daha farklı bir şey, çok daha farklı anlam ifade ediyor. Bana tabii ki de ben, buranın evladı gibi alt yapısından çıktığım için, benim için çok daha önemli, çok daha özel bir şey. Neticesinde de daha fazla hırslı, daha fazla istikrarlı olabiliyorum bunu sayesinde. Göksel'in köksal futbolcu olsaydın hangi mevkide oynamak isterdin sorusuna da defans ya da forvet şeklinde cevap verdi. Futbolcu olsaydım forvet oynamak isterdim veya defans olmak isterdim. Bunun nedeni de küçükken de futbol oynadım. Basketbolla beraber futbol oynuyordum. Aslında baktığınız zaman gerçekten çok iyi futbol oynadığımı düşünüyorum. Halı saha maçlarında tabii artık profesyonel olarak sporcu spor yaptığım için öyle maçlar yapamıyorum ama halı saha maçlarını küçükken çok iyi oynardım. Gökse'nin etkinlik sonunda bir soru sorarak o soruyu ilk bilen taraftarımıza da imzalı formasını hediye etti. Evet yine basketbolla devam ediyoruz. 8. haftanın basketbol süperlikte 8. haftanın sonuçlarını, puan durumunu ve 9. haftanın programını izleyeceğiz. Tedankara Kolejler 67, Galatasaray Odaya Bank 92, Beşiktaş, Sonpo, Cepen 87, Demir İnşaat, Büyükçekmece 81, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 79, Pınar Karşıyaka 72, Gaziantep Basketbol 69, Banvit 60, Trabzonspor, Medikal Park 86, Tofaş 80, Fenerbahçe 91, Best Balıkesir 57, Anadolu Efes 82, Yeşil Giresun Belediyespor 75, Murat Bey Uşak 65, Darüşşafaka Doğuş 90. Basketbol Süper Liginde 8. hafta itibariyle puan durumu şu şekilde oluştu. 15 puana sahip 3 takımdan Banvit 1., Anadolu Efes 2., Fenerbahçe 3. sırada yer alıyor. 4. Galatasaray Odeabank ve 5. Beşiktaş poçepenin 14 puanı bulunuyor. 13 puanı 3 takımdan Darüşşafaka Doğuş 6., Yeşilgiresun Belediyespor 7., Pınar Karşıyaka 8. sırada. 9. Demir İnşaat Büyükçekmece, 10. Trabzonspor Medikal Park, 11. Gaziantep Basketbol ve 12. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 11'er puanı bulunuyor. 10 puanlı 2 takımdan Tofaş 13., Murat Bey Uşak Sportif 14. sırada. 8 puana sahip besbalıkesir Balıkesir 15. TED Ankara Kolejiler ise 16. sırada yer alıyor. Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın programı ise şu şekilde. 3 Aralık Cumartesi saat 15. besbalıkesir Balıkesir Beşiktaş Sonpo Cepen saat 17. Pınar Karşıyaka Yeşil Giresun Belediyespor. Demir İşaat Büyükçekmece TED Ankara Kolejiler. 4 Aralık Pazar saat 14. Gaziantep Basketbol Anadolu Efes saat 16. Banvi Trabzonspor Medical Medikal Park. Saat 17, Tofaş Fenerbahçe. Saat 20, Galatasaray'da Bank Murat Bey Uşak. 5 Aralık Pazartesi saat 18, Darüşşafaka Doğuş İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Günaydın Galatasaray ailesinin sonuna geldik. Tekrar görüşünceydik. Mutlu günler.